ben etrafımdakiler hakkımda ne düşünür diye düşünen, aman resmin bozulmasın, ben böyle sakin, uslu, iyiyim diye düşünen sana. Aslında söylenebilecek en güzel sözü söylemiş, şahane bir oyuncu konuğum var. Bana iyi gelen sana çok iyi gelecek, bunu garanti ediyorum. Ne, hangi cümle peşinden gittiğimizde diye soracak olursan, bir türlü cümlelere birbirine tamamlayamayan ve bir araya getiremeyen bugünkü sunucum benden sana günün sözü gelsin. Kahkahasız geçen bir gün harcanmış bir gündür. Charlie Chaplin, hastasıyım kendisinin. Kahkaha meraklıları, içindeki kahkahayı bastıran sen, canım Nursel Kösem gelince bakayım aynı şeyi düşünebilecek misin? Bu ne güzellik. Bu ne? Ceyda. Bu ne hoşluk. Hoş geldin. Sen de öyle. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. Çok güzelsin. Dedin ki ayağım bereketli. Evet. Tamam. Evet. Yani bundan sonra yok beş yok. 5 yıl. 5 yıl. 10 yıl. Ne kadar istiyorsan. Vallahi 8 yıl en az burada olmak isteyebilirim. Okay, tamam. Buradayız. 8 yıl içinde birkaç kere gelirim ben de. Her zaman. Kontrole bekliyorum. Geliyorum. Tebrik ediyorum şimdiden. Teşekkür şahane ederim. Şahane bir şeyle geldin. Oturmadan alabilir miyim? Sana 5. kitabımı kan. Giderdim. Gücün de sırrın da kanında. Yes. Wow. Çok, çok yeni, ettim. Çok taze. Tamam. 1,5 aylık bir kitabımla. 1,5 aylık. Evet. Kaçıncı kitabın? Bu 3. kitabım ama ilk romanım. İlk roman. Diğerleri nasıldı? İlki Türkçe, Almanca şiir kitabıydı. Almanya'da çıkmıştı. İkincisi Soytarı Özgürlüğü diye böyle komedi oyunculuğu, biyografisi gibi bir şeydi. Anekdotlardan, mizahi bir kitaptı. Üçüncüsü 5. Kan, ilk çocuğum diyeyim yani roman olarak. Gerilim. Çok merak ediyorum. Gerilim. Evet. Gerilim komik değil. Polisiye. Evet, hiç komik değil. Hiç komik değil. Hiç. Gerilim polisiye macera kitabı. Üstünde gördüğün gibi 5. kan, hani 4 tane kanımız var, 44'e yakında sistemleri var ama 5. kan hala yok. Ama benim kahramanlarım 5. kanı buluyorlar, insanlığın kurtuluşu. Yani 5. kan demek kutsal kan, altın kan, insanın ömrünü uzatıyor, bağışıklık sistemini muhteşem yapıyor, hastalıkları yok ediyor bu dünyadan filan diye böyle bir kitap. Şimdi oturup seninle ödülden ödüle koştuğun, kısa zamanda bu kadın çok iyi oyuncu dedirten kariyerini konuşmayacağım. Evet, onu herkes biliyor artık. Hayatımıza çok geç girdin aslında bir yandan da, ama o geç kalmışlığın acısını bayağı çıkarttın her alanda. Sinemada da, tiyatroda da, televizyonda da ve yani elini dokundurduğun tüm karakterlerden hemen hemen ödülle çıktın. Zaten bunu artık oturup konuşacak değiliz. Şimdi şunu sevdim. Niye bu sözü seçtik Charlie Chaplin'den? Kahkahasız geçen gün harcanmış bir gün müdür? Kesinlikle. Kesinlikle. Ne düşünüyorsun? Gülmek çok önemli. Yani insanları güldürmek, ya benim mesela çok sevdiğim bir şey, çok zevkle yaptığım bir şey. İşte sahnede stand-up, kabare, çünkü insanları güldürmeyi çok seviyorum. Gülmek çok önemli. Hani böyle gönülden bir kahkaha, bir kilo pirzola gibi falan. Mış yani. Bence daha fazlası. Bir buçuk diyelim. Yani pirzola yiyemiyoruz bu aralar. Çok zor. Yiyemeyeceğiz. Yiyemeyeceğiz ama gülelim. Gülmek çok önemli. İnsanların böyle içinde güller açıyor. Gülmek üstüne ya. Yani kafamızda, beynimizde mutluluk hormonları salgılıyoruz. Ve bambaşka bir insan oluyoruz. Gülebilmek çok güzel. Bir kitabının arkasında, daha doğrusu Soytarı Özgürlüğü kitabının arkasında. Dünya bir karnaval yerine dönsün isteyenler içindeki soytarının şarkı söylemesine izin verir demişsin. Ben olsam bunu da hayatımın mottolarından biri yapardım. Dünyayı bir karnaval yerine dönüşsün isteyenler içindeki soytarının şarkı söylemesine izin verir. Sık sık izin verir misin? Veririm. Hani hep içimizdeki çocuğu keşfedelim diye bir felsefe var ya. Evet. Ben de oyuncu olarak, hele de komedi oyunculuğunda, içindeki soytarıyı keşfetmek zorundasından yola çıktım. Çünkü içimizdeki soytarıyı ortaya çıkaramazsak ne komediyi doğru dürüst yapabiliyoruz, ne oyunculuğu yapabiliyoruz. Yani içindeki soytarı nedir? Ya işte utanmaktan, çevre baskısından, el nedir, başkası nedir? Aa, komik mi olacağım, çirkin mi olacağım? Aynen. Duygularından kurtulmanın yolu içindeki soytarıyı, özgürlüğü açmak yani. O anlamda da işinde çok daha rahat olabiliyorsun, çok daha baskısız oluyorsun, ruhen rahat oluyorsun. Ve böylece mi iyi oyuncu oluyorsun? Çünkü hayatını tanımlarken de çok acayip bir şey söylemişsin. Saç spreyi reklamlarına konu olacak kadar hareketli ve parlağım. Evet.
Hani var ya böyle bir şampuan reklamları. Yok, saç spreyi. Sabah özellikle Paris. Saç spreyi. Evet tabii. Neden? Sabah Paris saç bozulmadı. Öğleden sonra işte Milano kahvaltı, öğlen yemeği saç bozulmadı. Akşam Berlin, böyle uçan bir kadının şeyini gösteriyor. Saç hep aynı çünkü spreyli. Ben de yani sabah burada, öğlen burada, akşam burada gibi hayatımın hızını anlatmak için böyle bir şey terim kullanmıştım. Ama çocukluktan başlamış zaten senin durmayacağın hikayesi yani. Malatya'da doğdun, öyle evet, mi? Evet. Ve yedi kardeş. Yedi kardeş. Bu ne demek ya, yedi kardeş? Ne yarı yaptın? Nasıl sesini takımı duyurdun? En küçükleriydim, küçüklerden biriydim. Tabii ki küçüklerin bence şöyle bir şansı var. Büyükler bütün badirelerden geçiyor. Anneyi, babayı, çevreyi biraz yumuşatıyorlar, önümüzü açıyorlar. Biz daha rahat koşanlar, daha rahat edenlerdendik. O anlamda ablalarım, abilerim hep önümde çok güzel örnekler oldular. İşte müzik çalınır bizim ailede. Herkes bir müzik enstrümanı bilir. Kitaplar okunur, kitaplar yazılır. Şiir çok önemlidir. Edebiyatın, şarkı söylemenin, bir arada olmanın keyfini hep ailece çok güzel yaşadık kardeşler. Hangi şarkının tınıları var kulağında çocukluğunda? Çocukluğumda bir sürü sanat müziği var. Çünkü ablam şey çalardı, akordeon çalar ve bütün sanat müziğini biz de. Ya ben bütün şarkıları bilirim. Şarkılar, türküler. Gerçekten. Her şeyi bilirim ama Allah bana ses vermemiş. Şarkıcı olmak isterdim. Ha. Sesim iyi değil. O yüzden hani hep şeyde büyüdük ya, Türk filmlerinde. Bütün Türk filmlerinde Yeşilçam'da şeydir yani, başrol oyuncusu aynı zamanda şarkıcıdır ya. Hep böyle elimde fön, işte fırça, mikrofon gibi giyinir süslenir. Şarkıcı olmak isterdim. Olmadı ama. Hangi şarkı yani, var kulağında? Bir şarkısın sen. Yani bütün o eskiden, şu anda aklıma gelmiyor ama bütün böyle potpourri gibi arka arkaya. Peki en çok kimin söylerim. Sesi aileden? Ablamın. Kaç Kıymet tane ablamın, abla var tabii en ama. En büyük ablam var. Öğretmenim aynı zamanda. İlkokul öğretmenimdi de. Öyle mi? Evet. Onlar iki ablam öğretmen okulundan mezunlar. Biliyorsun o zamanlar öğretmen okullarında tabii eğitim çok iyiydi. Tabii. Onlar her yaz geldiklerinde mutlaka ya bir enstrüman çalıyorlardı, ya bir oyun, ya bir skeç, ya bir şeyler bize öğretiyorlardı. Sürekli bir oyun ve eğlence halindeydik. Müthiş. İlkokul öğretmenim olduğunda beni sahneye fırlatan ablamdır. O zamanlar böyle işte müsamerelerde küçük küçük oyunlar, tiyatrolar, danslar falan yapıyorduk. Sahneyi daha küçükken onun sayesinde tanımış oldum. Sonra ne oldu? Malatya'da ne kadar kaldın? Liseyi bitirdim Malatya'da. Ha, bayağı orada büyüdün. Büyüdüm. Yani işte 17 yaşına kadar. Tamam, sonra? Sonra üniversiteyi okumak için Almanya'ya gittim. Ablam benden önce öğretmen olarak gitmişti ablam, ablaları. Önce oldu birisi. Onlar yani önce çünkü oldular. Çünkü Almanya nereden? Evet, hani işçi ailesi olarak gitmedik. Ablamın üzerinden gittik. O yüzden de biraz sıkıntılar oldu. Şöyle oldu yani, işçi ailesi olarak orada doğsan, büyüsen ya da gitsen tabii daha rahat oluyorsun. Ama biz ben özel öğrenci olarak gittim. Tamam. O yüzden biraz bürokratik engellerle karşılaştım. Okul bittikten sonra üniversite. Ben mimarlık okudum. Evet, mimarsın aslında. Yüksek mimar mühendisim. Tabii okudum ve o branşta da çalıştım. Çünkü bir üniversite, bir bölüm bitirmek şarttı orada kalabilmek tamam için. Mimar olarak kaldım, okulu bitirdim, çalıştım. Ama hep paralelinde tiyatroyla uğraştım. Tiyatroyla Almanya'da? Sonra, Almanya'da. Peki şimdi lisede gittin, Almanca bilmeden gittin. Bilmeden. Şimdi orada büyüyüp Almanca'yı öğrensen başka bir şey de. Liseye gidip orada üniversitede bir şekilde Almanca öğrenip bir de Türkçe tiyatro yaptın o zaman. Öyle Türkçe, mi? Türkçe, Almanca yaptım. Türkçe'de Türk bir tiyatronun kuruluşuna sebep oldum. Kurucularındanım. Yıllarca Türk tiyatrolarında oynadım ama Alman tiyatrolarında da oynadım. Hiç orayı peki ihmal etmedim. Peki nasıl oldu yani, liseden sonra öğrendiğin Almancayla tiyatro başka bir şey ya. Evet. Nasıl oldu? Şöyle oldu demişim. Yani aşağı yukarı 3 yıl dil öğrendim üniversitenin kurslarında. Sonra 1,5-2 yıla yakın hazırlık sınıfı yaptım. 5 sene zaten üniversiteye başlamadan gitti. Çünkü benim dönemimde liseyi bitirip üniversiteye gidebiliyordun Almanya'da. Şimdi üniversiteyi kazanıp gitmiş olmak gerekiyor. Tabii. Burada başlamış aynen olmak gerekiyor. Bizim de lise 1 sene daha az yapıyoruz diye Türkiye'de. Bir de onun üstüne hazırlık sınıfı geldi falan. Öyle 5-6 sene daha okula başlamadan gitti ama o aralarda ben hem Almanca kursları yaptım, hem adapte oldum, hem topluma karıştım, hem tiyatro, çok sevdiğim tiyatroya böyle alanlar açıp girmeye başladım. Böyle böyle devam etti işte. 92 yılında ilk
Almanya'da ilk yabancı kadınlar kabaresini kurdum. Yani 6 kadından oluşan, 6 yabancı kadından. Yer kozmetikçileriydi adı. Temizlikçi kadınlardık hepimiz. Çünkü şöyle bir ön yargı var Almanya'da. Kozmetik. Hani yabancı kadın, hele de Müslüman Türk kadın olarak böyle bir şablonlar var. Hep aynısını, aynı klişeler. Hepimize akademik durumlarımız ne olursa olsun hepimize temizlikçi kadın olarak baktıkları için biz de kabare grubunu öyle kurduk yani. Hepimiz her ülkeden farklı bir temizlikçi kadın olarak 10 küsür yıl, 13-14 yıl aşağı yukarı bütün bu kabareyle Almanca konuşulan ülkeleri dolaştım. Bilmediğim yer yok Almanya'da. Her köşesinde oynadım, her köyünde oynadım. O anlamda kabareyle sinemayı o yüzden geç tanıdım aslında. Evet. Yani geç tanıdım, o kadar da çok sevmedim aslında. Çünkü stand-up gibi böyle özgür bir alandan geliyorum. Sınırı belli. Evet, o anlamda. Tiyatroyu da çok klasik anlamda çok sevmedim. Oynadım ama kimse beni böyle kolay kolay tiyatroya götüremez. Ayıp olmasın burada. Ama şeyi seviyorum işte, stand-up kabare, özgür sanat olarak çok seviyorum. Yani diline engel olmadığın, ağzını kapatmadığın, her şeyi rahatlıkla söylediğin, çıplak diyebileceğin bir alan ya o alan. Orada çok zevkle oynadım. Evet, çok haklısın. Bir tane kart çeker misin? Soruya cevap verir misin? Dur merak bakayım. Ediyorum ne seçeceksin ve nasıl bir soru çıkacak sana. Ya yeşil böyle beni çekiyor ama Allah sanki. Allah Allah, ne var arkadaşlar bu yeşilde? Kırmızı alacağım. Bak dedim. Yaşadığın toplumun en öncelikli 3 ihtiyacı nedir? Sen bu ihtiyaçlara yanıt verebilir misin? Veririm. Hele bir de hani gerçekten Almanya'yı da yaşamış, değişik ülkelerde de mesleği icabı olmuş bir sanatçı olarak ve tabii yani okuduğun alan, bir sürü bakış açınla aslında bu soruya en güzel cevabı vereceğini düşünüyorum. Ya ilk etapta eğitim geliyor aklıma. Ya eğitim düzeyimizin çok daha farklı seviyelere çıkması gerekiyor. Bizim dönemimizde bazı şeyleri öğrenmek yetiyordu ama artık global bir dünyadayız. Eğitim ve bilgiyi saklamak mümkün değil. Bilgiyi herkesin paylaşması gerekiyor. Ya bu global dünyada hepimiz aynı kafada olmamız gerekiyor. Doğaya olan dikkatimiz, özenimiz aynı olması gerekiyor. Yani ben burada çöplerimi ayırıyorsam, işte suyun kullanımına dikkat ediyorsam, çevremizin kirlenmemesine dikkat ediyorsam, dünyanın öbür ucunda başka birisinin de bunu yapması lazım. Hep beraber. Yani dünyanın genel içinde yaşadığımız dünya genel problemi, işte çevre kirliliği, global ısınmalar. Yani bilgi diyorum, bilgi, eğitim çok önemli burada. İkincisi çevre duyarlılığı, onu da söylemek istiyorum. Çevre duyarlılığı, içinde yaşadığımız, nefes aldığımız, suyunu içtiğimiz çevrede başka bir duyarlılık istiyor. Başka bir eğitim istiyor. Çöpleri sokağa atmamaktan, pet şişeleri savurmamaktan, kapının önünü süpürüp o tarafa atmaktan. Bunlar çok küçük şeylerden bahsediyorum. Hiç değil, küçük aslında. Ama şey bakmak... bu dünya bizim, nefes aldığımız alan bizim diye bakmak. Ama tabii toplumların, özellikle gençlere ben çok önem veriyorum. Önlerinin açık olması gerekiyor. Gençlerin vizyonlara ihtiyacı var. İyi eğitimlere ihtiyacı var. Geleceği onlara teslim edeceğiz. Ya da etmeyeceğiz de onlar alacaklar. Onlara sağlıklı bir yaşam alanı, toplum bırakmak zorundayız. Kesinlikle. Diyorum. Teşekkür ederim efendim. Peki bana soru hazırladın mı? Sana birkaç sorum vardı. Hadi sor, hazırım. Birkaç soru en sevdiğim. Birkaç soru. Sadece bir değil. Aslında şeyi çok merak ediyorum. Ya yani hani kadınlar arasında yaş sorulmaz. İnsanlara yaş sormayı da sevmiyorum ben de. Ama ben ruh yaşına inanıyorum. Yani mesela ben yıllardan beri 33 yaşındayım Ceyda. Oh. Hiç değişmiyorum. Ne güzel. Ve beynimi oraya şartlamışım. O anlamda acaba senin de ruh yaşın var mı? Merak ediyorum. Bence var. Yani 45 yaşındayım normalde. Zaten bana kaç yaşında dedik, kaç yaşındasın diye sorunca ben böyle yapıyorum. Normalde 45 ama hissettiğim yaş hiç o değil yani. 45 hissetmiyorum tabii. Ama ben de böyle sanki 35'lerimdeyim yani. Böyle 35'lerde bir yerlerdeyim duygu olarak. Çok güzel bir çağ çünkü o. Evet. Ve ayıldığım zaman diye galiba 35'te aydım çünkü. Evet. Ya o ruh yaşı çok önemli. Zaman mefhumu artık çok göreceli oldu, evet. Çok değişti. Evet. Yani
herkes için eşit akan bir zaman var ya, sen buradan biniyorsun işte 10 saat uçuyorsun dünyanın bir yerine aynı zaman dilimi. Evet. Ben evde oturuyorum 10 saat uyuyorum gene aynı. Evet. Böyle bir terslik var. Bu olmamalı. Burada farklı, birazcık da Einstein gibi bakıyorum olaylara. Evet. O yüzden de yılların hesabını o anlamda yapmıyorum ama hissettiğin şey, herkese de bunu önemli tavsiye ediyorum. Hissettiğin yaş, hissettiğin ruh durumu çok önemli. Ve insanı her zaman zinde bırak. Ama şeye girersek, ama yıllar geçti, yaşlandım falan. Bu şeylere, kederlere girdik mi çöküyoruz. Çökmemek. Kederin var mı? Çok şükür yok. Hiç. Yok gibi. Sıfır. Sıfır. Ama bastırdık mı, üstünü mü örttük? Böyle oturup, yok, kederlendiğim çok önemli bir şey yok. Tabii ki... insanlığı etki eden her şey beni de üzüyor. İşte günlük haberlerde duyduğumuz olaylar, şu anda hızla yürüyen bir savaş var. İnsanlar can kaybediyor. Dünyanın bir yerinde başka bir savaş kendi çıkıyor. Kendi hayatına dair bir kederden bahsediyoruz. Evet. Zaten dünya insanı olarak kederimiz bol. Ona bol, da yok dersen aynen, söyleyecek kelimemiz kalmaz ama kendi hayatında kederin yok mu hiç? Melankolim var biraz, hani melankoli, şiiri de zaten melankolik, ruhumun sonbahar olduğu dönemlerde yazarım ama elle tutulacak bir şeyim yok. Çok şanslı insanım, ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Annemi babamı çok geç kaybettim, onlarla yaşama fırsatım oldu. Büyük acılar o anlamda yaşamadım, o anlamda çok büyük kederlerim yok. Kime ağlarsın? Kendi kendime çok ağlarım. Yani kime ağlarım? Ağlamam kolaydır. Çok sert bir görünüşüm olmasına rağmen, hep onu duyuyorum Türkiye'de çok sert görünüşlü. Ama... Sert görünüşlü demek şu aslında, artık kendimden yola çıkarak yorumları söyleyebilirim. Oynadığın karakterler yüzünden, evet, seni oradan bir yerden tanıdıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla da öyle olduğunu düşünüyorlar. Evet. Yani böyle... dönem dönem, hani biz kadınız ya, ayın 15 günü sinirli şeyle oluyoruz, ayın 15 günü daha rahat oluyoruz, daha sakin oluyoruz falan. Hormonlarımız biraz değişiyor, hava şartları bizleri değiştirebiliyor. Bazen böyle kedere o kadar da güllük gülistanlık şey olarak göstermek istemiyorum ama huzurlu bir ilişkim var. İçinde mutlu olduğum bir yaşam şeklim var. İş olarak da seçme lüksüm var. Hani o işi yapmam, bu rolü beğenirim, lüksünü tatmak da çok güzel. Yani aferin sana diyebiliyorum kendime. O yüzden çok büyük kederlerim yok maalesef. Tamam, maalesef değil, değil mi? Ama şurada bir şeyler anlatmak lazım. Şurada bir beraber ağlayalım diye yok. Şu hani meseleyi hatırlıyorum. Hiç öyle bir şey değil aslında ama sadece şöyle bir şey aslında anlatmak istediğim, senin sayende. Üretmek, bir süre eğitim almak, farklı vizyonlardan bakabilme şansına sahip olmak, farklı ülkelerde yaşamak ve içindeki o soytarıyı ayakta tutup hayatın aslında eğlenceli bir yer olduğunu görmek ama bir yandan da kederli bir insan da olabilmek aynı zamanda. Tıpkı hani böyle güzel baharatlı bir yemek gibi. Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Öyle. Ama zaten kederin olması oyunculuk kısmının çok çıkabilir. Çünkü bence oyunculuk kederle de beslenen bir şey ki şiir de yazıyorsun kendi tabirinle, o da biraz kederden besleniyor. Yani bir de hani biz bu toplumda büyüdük, çok böyle acıyı severiz ya, hani evet, hep şey derler, akrep burcudur Türkiye acının, evet, kederin. Bütün ben mesela çok şarkı söylerdim, şarkı Türkiye'de söylerdim. Bir ara böyle bir kafa yordum. Söylediğim her şey bir, ya bir beddua, dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün, işte ya ölürsün ya benimsin. Bütün şarkılarımız, türkülerimiz kederli aşk, evet, mutsuz aşk, öldüren aşk. Mesela ben bu acılı aşktan çok uzaklaştırdım kendimi. Ben acılı aşk yaşamak istemiyorum dedim. Yani... bana acı vermesin, ben kimseye acı vermeyeyim. Mutlu niye, yani niye mutlu aşığım? Hep filmlerde de bu verilmiş ya, romanlarda, kitaplarda, edebiyatta. Kavuşmazsan aşk olur. Ya da evet. İşte acı çekersen aşk olur. Ben bunu tamamen itiyorum ve kendi hayatımda da bunu uyguladım. Ben acılı, kederli, dövüşmeli, kavgalı, sonra barışmalı, böyle İnişli, toksik, çıkışlı, enerjikli aşk, İlişki istemiyorum. Ve bizimle bir fotoğraf paylaştın.
Ne paylaştın çok merak ediyorum şu an. Sen görmedin. Dararam. Görmedim tabii ki. Hiç kimse görmedi bunu. Gerçekten mi? Sırf sana özel Ceyda. 4 sene önce evet 2018 bu. Çok tatlısınız ama. Danimarka'da evlendik. Danimarka burası. Gerçekten. Evet. Kopenhag'da evlendim. Kopenhag ne güzel bir yerdi. Çok rüyalarımın şehri oldu. Al benden de o kadar. Kışı olmasa kışı çok kötü. Evet. İki kere gittim turne için. Birinde çok soğuktu ve çok büyük hasta oldum o soğuktan. Soğukları felaket. Felaketti. Sonra daha tatlı bir havada denk geldim. Ve hep Bülent'e de diyorum yani burada yaşanırmış gerçekten. Yaşanır. Yani böyle kültürü, demokrasiyi, özgürlüğü i̇nsan. Kaşık kaşık yemişler. Evet insan. Yemişler. Herkes insan. Ay dur fotoğrafa bakacağım bir daha. Anne, evet. Ne kadar bir alabilir miyim tekrar o güzel gelini? Bu nasıl bir gelinlik, bu nasıl bir tatlılık? Bunu ben aslında hayatım boyunca evlilik kurumuna hep şüpheyle baktım. Yani ilk evliliğin. İlk ve son olacak inşallah. Tabii ki o zaten tartışmaya açık değil. Ama eşimle yani uzun zamandır tanışıyoruz ama geç evlendik. Öyle bir büyük bir ihtiyacımız yoktu. Hep ben korkuyla baktığım için. Bir dakika siz uzun zamandır sevgilisiniz. Evet, ne kadar uzun? Uzun zamandır yani bayağı uzun 10 küsur yıldır. 10 küsur yıl. Ve sen istemedin evlenmek mi? Yani o da istemedi galiba. İkimiz de istemedik. Evlilik bize şey geldi yani. Aslında hiç konu olmadı. Ben hayatım boyunca hep evliliğe karşı şeyler yazdım. Demeçlerde bulundum. Bana biraz böyle çok çağdaş gelmeyen bir yaşam biçimi. Ama evliliğin de bir alternatifi yok. Dünyanın her yerinde gene eninde sonunda insanlar evliliğe dönüyor. Bürokratik şeyleri var evliliğin, mecburiyetleri var, rahatlıkları var. Evet. O anlamda. Eşim de burada bir yabancı olarak yaşadığı için bazı şeylerimizi rahatlatırdı. Eşim Alman. Alman. Almanya'da zaten tanıştınız orada, değil mi? Yani yoksa onunla da dünyanın başka bir yerinde tanışmış olabilirsin çünkü sen. Öyle bir şey olabilir. Almanya'da tanıştım. Almanya'da tanıştım. Evet. Tiyatroda mı? Nerede? Sahnede. Ben sahnede iki kadın stand-up yapıyorduk. Evet. Galiba evet 10 Mart'tı hiç unutmuyorum. Çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden dolayı böyle bir gösteri yaptık. Evet. Benim bir doğaçlama bir sahnem var. Anlattım gerçi başka yerlerde ama doğaçlama sahnede bir Alman erkek kaldırıyorum. Seyirciler arasında arıyorum buluyorum ve Türk erkeği ile Alman erkeğinin böyle bir kıyası var. Tabii ki mizahi. Onu kaldırıp siz Alman mısınız kalkın bakayım dedim. Kalktı ben geçirdim. Oturttum adamı tek cevap vermeden ama bu hep yaptığımız bir şey. Tamam. Arkasından böyle bir after party bir eğlencesi vardı. Geldi eşim yanıma ve bana hiç söz hakkı vermediniz dedi. Söz hakkı almaya gel konuşmaya gelir gibi. Ben dedim sahne benim kimsenin söz hakkı yok falan diye böyle. İlk, o gün bugün. O gün bugün. Evet. 4 sene önce de giydin mini gelinliği. Giydim. O gelinlik hayalin miydi peki? Sen çünkü evlilik düşünmediğin için böyle bir gelinlik de hayalin yokmuş gibi. Öyle bir gibi. Hayalim yok. Zaten filmlerde de giydim gelinlik. Evet. Öyle diyorlar ya oyuncular eğer filmlerde evet. gelinlik giyerse normal hayatta giymezler falan. İlk sinema filmimde ben gelinlik giydim. Yasemin filminde. Aa dediler bunu bana sen bir daha evlenmezsin. Zaten ben de ha okey mi tamam evlenmeyeceğim diye. Giydikse tamam. Bitti. Bitti diye. Hiç öyle gelinlik hayallerim falan çok olmadı. Güzel. Biraz daha... Genç kızlık hayali ya böyle gelinlik. Evet. Ama bunu modacım Aydın Göynü böyle çok mini mini tatlı bir şey yaptı. Bir de Danimarka çok alışmış ya bu tip dışarıdan gelen evliliklere. Sokakta bütün gün böyle dolaştık. Herkes el sallıyor, herkes kutluyor, çıkıp öpüyorlar, çiçek veriyorlar. İnanılmaz tatlı bir gündü ve Danimarka'nın, Kopenhag'ın en sıcak günüydü. Ben şal filan almıştım ama çok şanslıydık, çok güzel, çok sıcak ve çok tatlı nasıl bir gündü. Nasıl bir şeymiş evli olmak? Hiçbir şey değiştirmedi. Değil mi? Yok. Evet. Yok. Yani hiçbir şey değiştirmedi hayatımızda. Öyle oluyor. Yani gerçekten doğru yöne birlikte gidebildiğin birine olduğunda aslında adı evlilik yani. İçeri... Yani belki eşim biraz daha rahat etti. Hani yabancı olarak bu ülkede biraz şey olarak oturum alma, çalışma müsaadesi alma. Hala bazı şeyler çok sorun, onu çözmeye çalışıyoruz. Ama ya ikimize de iyi geldi. Daha sağlam bir bakar olduk. Doğru. Yani
o kadar da şey reddettiğim bir kurum değil yani, insanlar aile devletlerin, toplumların çekirdeği olmak zorunda. Ailenin dışında da başka bir alternatif şekli hiç uymuyor insanlar. Dünyanın her yerinde böyle. Bir de biz deneyelim dedik. Bence tatlı olmuş, iyi ki olmuş. Hayat planların neler? Neler var önünde? Neler olacak? Neler yapacaksın? Var mı belirli projeler, bir şeyler? Evet, şimdi 5. Kanın 2. kitabına başlayacak. Üçlü olmasını istiyorum 5. Kanın. Üçleme olacak. Evet, üçleme olacak. İkincisini, bunu Türkçe yazdık şu anda. Eşim Almanca'ya tercüme ediyor. Birlikte tercüme ediyoruz. İkincisini Almanca yazacağız. Türkçe çıkacağız. Hani bizim için de böyle hareketli olsun. Zaten birlikte yazdık. Birlikte araştırmalarımızı yaptık. Bunun ikincisi, üçüncüsü gelecek. Devamı. Evet, sen o zaman devamı. Şimdi kitaba mı konsantre oldun? Oyuncu olarak bir şeyler yapıyorsun. O da devam ediyor. Ona da paralel. Her şeyi aynı anda, işte o bu koltukları altında 10 karpuz taşıyanlardanım ben. Hiç sorun değil. Hiçbir şey yaptığım iş, bir iş ötekini engellemiyor. Sadece zamanı iyi planlamayı. Planlamak. Evet. İyi mi yapıyorsun? İyi yapıyorum. Da? Hayatımı güzel planlarım. Yani nasıl geçiyor bir günü? Olmazsa olmaz sabah kahvemiz yani. Kahve, işte o cappuccino, İtalyan usulü kahveyi biz kendimiz öğütüyoruz falan, böyle kokuları bütün eve yayılıyor. Oh. Kahve çok önemli. Kahveden sonra işte biraz sosyal medya yazma etme, çevreye bakıyoruz bir an. Ondan sonra bir kahvaltı faslı başlıyor. Şu anda böyle tatiliz. Bahçede kahvaltı. Oh. Ondan sonra ondan sonra ya bir yürüyüş ya bir 5 Tibet yapıyoruz eşimle. Tibet'in 5 hareketi vardır, biliyor musun? Ben bunu çok merak ediyorum. Görüyor çok musun iyi. Faydasını? Tabii. Ben neredeyse 15 yıldır yapıyorum. 15 yıldır. Kaç dakika sürüyor? 20-25 dakika. 5 hareketi var. Her birini 21 kere yapıyorsun. 25 dakikanı alıyor. Hadi onun başlangıçta 11-11 yap. Hmm. Gençlik zaten şey denir, Tibet'in gençlik pınarıdır, evet, bunun evet, ismi. Evet evet, Tibet'in gençlik pınarı. Enerjin çok bitmiyor, yaşlanmıyorsun. Gerçekten mi? Cidden. İnanıyorsun değil mi buna? Ne kadar zamandır yapıyorsun Tibet'in gençlik pınarını? Ben 15 yıldır yapıyorum. 15 yıldır. Evet. Yani bir türlü o kitabı da böyle hep aklımdadır yani. Durup ya başlasam şu hareketleri bir öğrenip yapmaya. Çok zor da hareketler değil bir yandan. Değil. Değil. Ama ilk etapta sanki biraz zormuş gibi de bir duygusu var. Görünüyor. Bir de yoganın bütün hareketlerinin 5 şeyde toplanması, biraz tai chi'nin falan toplanması gibi. O 5 hareket bütün bedenini hareket haline getiriyor, canlandırıyor, hızlandırıyor. Aynı hareketi mi 21 defa arka arkaya yapıyorsun? Bir hareketi 21 defa yapıyorsun. Arka evet, arkaya. Şöyle bir dönme var, yatma var, yerde var, köpek var, kedi hareketi var. 5 tane hareket var. Onları yapıyorsun. Onları yapıyorum. Sonra? Bir ara böyle tai chi falan yaptım. O işte böyle parklara falan da gidip yapıyorduk falan. Ama evde 5 Tibet çok rahat. Bir de bizim oralarda küçük böyle yeşil alanlarımız var. Yürüyorum, çok yürüyorum. Yürümeyi çok seviyorum. Koşma değil ama yürümeyi çok seviyorum. Hı hı. Bir de işte kan grubuma göre besleniyorum. Tip top oluyorum. Kan grubun ne? Kan grubum 0 RH pozitif. Ne yapmış oluyorsun? Yani insanlara yanlış örnek olmayalım, reçete vermek gibi olmasın. Yok, ama kan grubu. Şey, Sertap Erener'den ben ilk duymuştum bunu yıllar önce, kan grubuna göre beslenme. Hatta kitabı da var. Ama mesela sıfır grubu bildiğin için ve beslendiğin için, yani var olan bir şey, bunu şu anda senden duymuş değilim. Hı-hı, o yüzden değil. Rahatlıkla tabii. Söyleyebilirsin. Ne yasak mesela? Mesela 5. kanın oluşmasının sebebi buydu. Ben yıllardan beri kan grubum üzerine kan grubumdan kan besleniyorum. Ona göre ona göre besleniyorum. Dikkat ediyorum ve bana çok faydasının olduğunu gördüm. Zindelik, enerjik olma, yorulmama. Yanlış bir şey yediğinde yoruluyorsun, çöküyorsun. Hep yemekten sonra uykunun gelmemesi lazım, yıkılmaman lazım. O zaman yanlış yediğini anlıyorsun. Doğru yediğin, kan grubuna göre beslendiğin zaman hiçbir şey, hiçbir şişlik yapmıyor, bir fazlalık gelmiyor. Çünkü vücut öğütebildiği, yok edebildiği malzemeleri alınca enerjiye dönüştürüyor ve rahatlatıyor. Peki şimdi mesela böyle bir beslenmeye girmeden önce bir tetkik yaptırmak, bir doktora sormak da gerekir gibi geliyor bana. Böyle bodoslamada hani hemen internete sarılıp kan grubum buymuş, ne yiyeyim diye ne olur bakmayın. Evet. Hani bu, evet, böyle bir beslenme var. Ben de gerçekten çok merak ediyorum.
Ama hani bunu önce bir tetkik, bu açlık gibi aslında aralıklı yemekte de nasıl bir doktora gitmek gerekiyor önemli ama çok kıymetli bir şey olduğunu ben duydum. Kesinlikle. Neyi asla yemiyorsun? Sıfırda. Senin ne kan grubun? Benim AB. Sen en son kan grubusun, en son bulunan. Yani hem A'dan hem B'den alıyorsun. Daha rahat bir, çok yeni, çok 1500 yıllık bir kan grubum var Ceyda. Çok değil mi? Yazık bana. Az yani. Yazıklar ben olsun. Ben insanlığın neredeyse sen en sen bayağı sıfır, başlangıcı tabii. Değil mi sıfır? Tabii insanlığın yani bütün hastalıkları, badereleri atlatarak gelmesini sağlayan sıfır grubudur. Ondan sonra ne yiyemiyorsun? Yani kırmızı et haftanın 7 günü yemem gerekiyor. Beyaz et yemiyorum. Yoğurt, süt, ayran, süt mahsulleri iyi gelmiyor. Onlar hemen şişiriyor. Ama haftanın 7 günü et de yenmez tabii değil ki de yani. Ama onun yerine bitki yiyorsun. Yani bitki, yeşillik. Yeşillik çok şeydir, hiç ayrılmaz sofralı. Meyvelerim, salatalarım, yani sebze, meyve çok ağırlıklı. Kan grubuma uygun ekmek yiyorum, çavdar yiyorum mesela. Çavdar mısın? Kendimiz uygun? Yapıyoruz ekmeğimizi filan yani. Bunun yolu yordam var ama ben bunu cidden çok uzun vadeli bir dönem araştırdım. Neredeyse böyle tıp okurmuş gibi bir şey oldum. Çok önemli. Ve tabii ki belirli endüstriyle, gıda endüstrisi ve ilaç endüstrisinin hiç tasvip etmediği bir şey bizim sağlıklı, sıhhatli beslenmemiz. Değil mi? Onlara işimiz düşer. Evet, her şey bizi hasta etmeye. Yok etmiş oluyorsun. Aynen, bizi hasta etmeye ve ilaç kullandırmaya yönelik olduğu için tıp da biraz karşı çıkabiliyor ama kan grupsuz hiçbir tahlil mümkün değil ki. Yani bir damla kanınızı veriyorsunuz, secereniz dökülüyor. Can sıvımız. Tabii. Bütün organlara giden otoban gibi ya hani, her yerde o var. O anlamda da kan grubuna göre beslenmenin de hiç mantıksız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya bir de ben her zaman şunu söylüyorum. Bir şey ne, yani ne iyi geliyorsa o doğru. Şahsa yönelik bir şeyden bahsediyorum. Ve bu yani sen buna plasebo da diyebilirsin. Yaşam biçimi de diyebilirsin. Hayat görüşü de diyebilirsin. Bu senin hayatın, sana iyi geliyorsa senin doğrun budur. Evet. Senin için bir sayfan var. Tabii ki bugünkü mottomuz kahkahasız geçen bir gün harcanmış bir gündür. Kesinlikle. Dur ben bir güleyim. Ekledik. Ama hadi hadi oraya da noktayı koyayım. Hiç. Ama gene de sayfanın son satırlarını senin yazmanı, kendi sayfanı kendin tamamlamanı istiyorum. Yani aslında tabii yazar olduğun için daha kolay bir deyim kullanmam gerekirse kendi kitabının finalini sen yaz istiyorum. Ama ondan önce de güzel bir fotoğrafımızı da çekmek istiyorum seninle beraber. Ana olsun hayata. Nasıl istersin, böyle güzel mi? Ya da şöyle de yapabilirim. Bak bu da tatlı güzel, oluyor. Bu güzel, evet, tatlı. Bu stüdyo ışığımız değişik bir ışık. Şöyle bir şey. Nasıl? Tekrar hoş geldin, hoş sefalar buldum. Getirdin. Ne iyi ettin de geldin. Çok uğurun uğurumuz ederim. Olsun. Amin. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seyircilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Sokakta, barınaklarda, dört ayaklı hayvanlarımızın sevgimize, ilgimize ihtiyacı var. Fotoğraflarını yayınladığımız canım dostlarımdan beğendiğiniz, bizim de ailemizin bir ferdi olsun dediğiniz dostumuz varsa aşağıdaki telefon numaralarından, fotoğrafların altındaki telefon numaralarından ulaşabilir ve evinize onları daimi dost olarak alabilirsiniz. Şimdi sana bir soru soracağım. O sorunun cevabını program bittikten sonra çekeceğiz. Sosyal medya hesabından seyircilerimiz dinleyecek. Çok değişik. Değişik ve enteresan. Hayatın her alanını kullandığımız. Süper. Aşk yolculuğunda. Mesleki hayatında bol şans diliyorum ve bol kahkaha diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. En ağladığın anda ilk söylediğin söz ne oluyor? Çok merak ediyorum. Ve efendim bir programın daha sonuna gelirken ağlamaktan da korkmayın, kahkahalarla gülmekten de korkmayın. Bırakın el alem ne derse desin, bırakın resminiz bozulsun. Bambaşka sohbetlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Yaşadığını kalbinde yaşayıp hakkını vermiş şahane kadın Nursel Köse konuğumdu. Değişik topraklarda ve kültürde büyümüş ve hepsini görebiliyorsun kişiliğinde. Charlie Chaplin'in kahkahasız geçen bir gün harcanmış bir gündür sözünün peşinden gittik ve ne kadar doğru yaptığımızı
defterin son satırlarına yazdığı yazıdan da anlamış oluyorum. Et mi yiyelim, gülelim mi? Gülelim.